Merhaba, ne yaptınız? Ben kitap aldım. Yine bir sürü maalesef kitap aldım. Ama maalesef diyorum şöyle, maalesef'lik bir durum yok. Çünkü şöyle tatlı bir durum var. Can Yayınları'nda böyle bir görmüşsünüzdür. Her yaz meğerse Can Yayınları böyle bir özel bir tek tip fiyata indiriyormuş bir grup kitabını. Bu yıl da böyle 200'den fazla kitabına aynı şeyi yapmış. Of, reklam gibi anlatıyorum da neyse, yani kitaptır sonuçta. Siz de bir bakın istiyorsanız. Ben oradan gördüğüm bazı kitapları aldım. Hem merak ettiklerim vardı aralarında. Hem de ilgimi çeken bazı yeni kitaplar gördüm. Onları aldım. Bir de bende hali hazırda olan bazı kitaplar da indirime girmiş. Eduardo Galeano'nun Kucaklaşma kitabını gördüm. Emmanuel Bull'un Arkadaşlar kitabını gördüm falan. Onları da tavsiye ederim eğer okumadıysanız ya da sizde yoksa. Neyse, bu ara hem okuma konusunda hızlandım hem de gerçekten artık merak ettiğim çok çok az kitap kaldı almak için. Şöyle iki kutu halinde geldi bana. Dün ilaverse akşam sipariş etmiştim. 12'ye doğru gece ve bugün geldi. Ay, çok şık ve tatlı bir biçimde gelmiş kutunun içinde kitaplar. Şimdi Can Yayınları deyince tabii ki aklıma direkt şu baskı modeli geliyor. Pek çoklarınızın da öyledir. Beyaz üzerine kare şeklinde ortada görselli baskılar. Hem o seriden bazı klasikler sipariş ettim. Hem de bu Can Modern serisinden bazı kitaplar söyledim. Onun dışında bazı güncel kitaplar ya da sevdiğim yazarların bazı kitapları. Bu da yine son derece şık bir biçimde ve bir kitap bile kırışmamış şekilde geldi. Müthiş. Evet, şununla başlayayım. Antonio Gibi Biri adlı bir küçük bir masal kitabı aldım. Masal mı yani ya da nedir bilmiyorum. George Saunders'ın Tilki 8 ve Fripp'in aşırı ısrarcı pırtlaklarını okuduktan sonra şu ciltli baskılı çocuk ve yetişkinler için çocuk kitapları meselesine biraz sardım. Bu dümdüz bir çocuk kitabı anladığım kadarıyla. Çünkü Can Çocuk'tan yayınlanmış. Ama yine de hikayesi ve çizimleri ilgimi çekti. Bakacağım, ben okurum. Belki bir arkadaşımın çocuğuna hediye ederim sonrasında da. İki tane Paul Auster vardı bu kampanyada. İkisi de benim okumadığım Paul Auster'lar. Biri Ay Sarayı, diğeri de Babamın Tanrı Olduğunu Sandım adlı. Sanırım öykülerinden oluşan bir kitap bu. Aynen öyle. Spellman'ın Ölümün Kısa Bir Tarihi adlı şu kitabını aldım. Bunu epey merak ettim. Can'ın Telekt adlı bir serisi var. O seriden yayınlanmış olan bir kitap. Kurgu dışı çok az okuyabildiğim için genelde çok ilgimi çeken bir şey olduğunda alıp okumak istiyorum. Bakın, hiç de çok ilgimi çekmeyen bir kitap, sadece bu kampanyada gördüğüm için aldım, merak edip belki hayatımın bir noktasında ilgimi çekerse okurum diye. Ama yani çok saçma bir alışveriş bu. Michelle Obama'nın Benim Hikayem adlı kitabını aldım. Ne bileyim ya, böyle biyografilerde ara sıra bu kafaya giriyorum. Yapacak bir şey yok. Onlar için aldım işte. Julio Cortazar'ın öykülerini daha önce okumadım. Çok da merak ediyorum. Bu Andreas Fava'nın Güncesi adlı bir kitabı kendisinin. Rüyalar, notlar, diyaloglar, öyküler ve alıntılarla dolu bir metni Cortazar'ın. O yüzden bunu görünce aldım. İlgimi çekti. Mishima Dalgaların Sesi adlı kitabıyla bu kampanyanın içinde yine gördüğüm bir eser. Bunu epey merak ediyorum. Yani Mishima'yı zaten uzun zamandır bekleyen bazı kitapları var beni. Onlardan biri olacak bu da. Pelin Paralı Askerini aldım görmüşken. Yine çok merak ettiğim, okumayı istediğim bir metin daha. Can'ın bu kısa klasiklerinden pek çoğunu ben almışım. Kampanyadaki kitapların bir sürüsü vardı bende. Gerhard Hauptmann'ın Hat Bekçisi Thiel adlı kitabını aldım. Mundi serisinden Can'ın Erkeklerden Nefret Ediyorum adlı bir metin aldım. Bu böyle küçük kare bir kitap. Feminizm, cinsiyetçilik ve kadınların maruz kaldığı baskılar üzerine bir metin. Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği benim çok merak ettiğim bir klasikleşmiş metin. Bunu gerçekten çok okumak istiyorum. Çok uzun zamandır da duyuyordum. Ama bende yoktu. Görünce bunu da aldım. Bir takım yerli yazarların bazı metinlerini aldım. Hem böyle bazı ustalar var hem de nispeten genç bir iki tane yazar var. Cemal Süreyya'nın bende nedense olmayan bir şiir kitabı Güz Bittiği. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı romanını aldım. Usta yazar ve senarist Feride Çiçekoğlu'nun Sizin Hiç Babanız Öldü Mü adlı
Çok duyduğum, çok bildiğim bir metnini aldım. Bu da böyle 10-15 tane öyküsünün toplamasından oluşan bir metin. Hamdi Koç hiç okumadım. Çocuk Ölümü Şarkıları adlı romanını aldım bu yüzden. Belki kendisine başlamak için doğru bir kitap mı değil mi bilmiyorum ama bir bakacağım. Sibel Türker'in Benim Bütün Günahlarım adlı bir başka kitabı. Yine görünce, konusuna bakınca ilgimi çeken bir yerli metin olduğu için aldım. Bir başka yerli metin Adnan Binyazar'ın Ozanlar Yazarlar Kitaplar adlı kurgu dışı metni. Ve bazı klasikler, şu Kısa Modern serisinden bazı kitaplar aldım. Bu seriyi gerçekten çok seviyorum. Hem kapak tasarımları hem genel olarak tercih ettikleri yazarlar filan. Buradan da bir Mishima kitabı aldım. Yıldız. Camus'un Yaratma Tehlikesi adlı metni. Kafka'nın Bir Köpeğin Araştırmaları adlı metni. Nemirovski'nin Aile Bağları. Nina Berberova'nın Eşlikçi Kız adlı metni. Catherine Mansfield'ın Koydası ve H.H. Richardson'ın Çocukluğun Sonu adlı metni. Mihail Bulgakov'un Hayatımızın Bir Günü. Yine Bulgakov'dan Morfin. Bu sanırım kampanyada değildi, hatırlamıyorum ama kampanyada olmayabilir. Roger Moore'un filmini de çok sevdiğim ama kitabını okumadığım Albert Nobbs. Marguerite Duran'ın da Yazmak adlı metnini aldım bu Kısa Modern serisinden. Bunları aldım görmüşken. Ve o meşhur beyaz kapaklı klasiklerden neler aldım? Dostoyevski'nin Tatsız Bir Olayını bulmuşken aldım. Tolstoy'un Kreutzer Sonatı'nı aldım. Jack London'ın bende olmadığını düşündüğüm için aldım Adem'den Öncesi. D.H. Lawrence'ın Bakire ile Çingenesi. George Eliot'ın Silas Marner'i. Ve 3 Üvetim kitabı aldım. İkisi roman, biri anlatı. Kardeşimin Gölgesinde, çok merak ettiğim Sıcak Yaz. Ve son olarak bu başka bir kapak tasarımıyla gelmiş, Kırmızı. Böyleyken böyle. Can'ın kampanyasından aldığım kitaplar bu şekildeydi. Bu bahsettiğim Can Yayınları indirimine bir bakın istiyorsanız. Belki bir şey çıkar aradığınız, merak ettiğiniz. Kahvemi unutmuşum tüm bir video boyunca. Evet, Karşı'ya geçtim. Karşı'ya geçmişken Beşiktaş'a uğradım. Dur, sesi kapatayım. Beşiktaş'ta Akaretler civarında benim böyle karşıda en sevdiğim kitapçılardan biri olan Minoa'ya uğradım. Minoa'dan böyle harika bir takım kitaplar aldım. Yani bir süredir almak istediğim bazı kitapları aldım daha doğrusu. Yeni çıkmış bazı şeyler gözüme takıldı. Onları aldım. Şöyle ki... Domingo'dan yayınlanmış olan Yatağı aldım. Ay, harika bir kapak bu. Bu ne böyle? Bu böyle bir süredir merak ettiğim bir hikayeydi. 100 kitaptan Miroslav Penkov'un Batının Doğusu adlı Öykülerle Bir Ülke alt başlıklı öykü kitabını aldım. Samantha Schweblin'in bende olmayan bir kitabını buldum. Ağızdaki Kuşlar. Bunu bayağı merak ederek okuyacağım. Zadie Smith'in yine bende olmayan bir kitabı Dans Zamanı. Zadie Smith de çok sevdiğim bir yazar olduğu için bunu da görür görmez aldım. Julio Cortazar'dan Gözlem Eve, böyle kendisinin çektiği fotoğraflarını da eşlik ettiği ilginç bir metin olduğu için Everest'ten çıkan bu baskıyı aldım. Çok sevdiğim bir yazarın yeni kitabı çıkmış, Don DeLillo, Sessizlik adlı kitabı. Aynı zamanda çok da sevdiğim bir yönetmen kendisi. Bu tamamen hikayesiyle ilgimi çeken Jessica Schufauer mi? Nasıl okunuyor acaba? Almanca muhtemelen. Bakayım nereliymiş kendisi. İsveçliymiş ya, ne Almanı. Oğlanlar adlı kitabını aldım. Justin Torres'in We the Animals adlı, Biz Hayvanlar adlı kitabını aldım. Bunun filmini izlemiştim bundan bir 5 yıl kadar önce yanılmıyorsam. 4-5 yıl önce aşırı sevmiştim. Kitabının da Türkçe'de yayınlandığını bilmiyordum. Gör görmez aldım. Dönüş yolunda da Kadıköy Rıhtım'daki Tudem yayınlarına uğradım. Deli Dolu'yu da biliyorsunuz, o da Tudem'e bağlı. Desen de ona bağlı bu arada. Hem Deli Dolu'dan hem Desen'den bazı çizgi romanlar, resimli kitaplar, George Saunders'ın bazı arkadaşlarıma hediye etmek için bazı kitaplarını falan aldım. Çok da tatlı bir hanımefendi vardı orada. İlgilendi benimle, bazı kitaplar önerdi sağ olsun. Mesela onun önerdiği kitaplardan biri Necip Mahfuz kitap ödülü de kazanmış olan Bu Şehrin Mutfaklarında Bıçak Yok. Halit Halife'nin bu kitabını önerdi. Çok güzel övgü dolu cümleler kurdu. Hikayesi de ilgimi çekti. Aslında biraz acılı bir hikaye ama merak ettim bayağı bir. Orada yine bir yazar
keşfedeceğim gibi hissediyorum. Yani benim geç kalan keşiflerimden biri olan Dorothy Elmiger mı acaba, nasıl okunuyor bilmiyorum. Uykuya Yatanlar ve Cesurlara Davet adlı iki tane kitabını aldım. Bunları bayağı merak ettim. İkisi de ciltli, böyle harika baskıları da. Jose Vega'nın Geviş Getirenler Zamanı adlı kitabını aldım. Bu da son derece enteresan bir romana benziyor. Hikayesi çok ilgimi çekti. Bayıldığım bir film ve çok sevdiğim bir yazar Patrick Ness'in A Monster Calls, Canavarın Çağrısı adlı kitabını aldım. Yani filmi bayılarak izlemiştim ama kitabı okumamıştım. İnşallah biraz daha zihnimden silinse de film, daha da bir başka kafayla okusam. Jason Wallace'ın Gölgelerden Uzakta adlı bir çocuk kitabı aslında bu. Ama böyle hani gayet yetişkinler için gibi de görünüyor. Her ikimiz için de, hem çocuklar hem yetişkinler için de. Costa 2010 çocuk kitapları ödülünün de sahibi olmuş. Bunun da yine hikayesi bayağı enteresan geldi bana. Charlotte Perkins Gilman'ın Sarı Duvar Kağıdı adlı kitabını aldım. Bu da böyle bir resimli hikaye. Yine Deli Dolu'dan çıkmış olan. Çok güzel çizimleri vardı. Başak Çakan'ın Türkçesiyle yayınlanmış. Bunu da merak ederek aldım. Dediğim gibi George Saunders'ın bayıldığım romanı Araftayı ve Tilki 8 adlı öyküsünden de iki tane bazı arkadaşlarım için satın aldım. Fabian Tulme'nin İki Yaşam adlı çizgi romanını aldım. Bu çok enteresan görünüyordu. Yine oradaki hanımefendi önerdi. Ama hikayesi de biraz benlik gibi açıkçası, ne yalan söyleyeyim. O yüzden çizgi romanlar arada okuduğum için bunu da merak ettim. Bayıldığım Şantan desen yayınlarından kitapları yayınlanıyor bizde de aslında. Taşra'dan Öyküler adlı kitabını aldım. Biliyorsunuz ki kendisi Oscar ödüllü bir yazar. Alma adlı kısasıyla Oscar almıştı. Bir de Uzak adlı bir çizgi romanı var ki, daha doğrusu çizgi romanı da denebilir mi ona bilmiyorum. Yani olağanüstü çizimlerinden oluşan bir kitabı vardı. Ondan çok etkilenmiştim. Bu da yine kendisinden çok merak ettiğim bir başka kitap. Yine başka bir gündeyiz. Şimdi de başka bir günde, başka bir saat aralığında son bir koliyi açacağım. Koli de değil de bir paket. Bu çok çok heyecan verici benim için. Bir dakika, bir makas alıp geliyorum. Nedenini de söyleyeceğim. Yes. Neden önemli onu da söyleyeyim. Yapı Kredi'den geldi bu paket. Kendileri şöyle tatlılık yaptı. Bu Fournier meselesini biliyorsunuz. Jean-Louis Fournier'in kitapları gayet tekrar basıldı ve gayet iyi gidiyormuş. Ben çok sevindim, çok mutlu oldum. Kendileri de bana bazı Yapı Kredi'den yayınlanan bazı kitaplar göndermek istediler. Başta biraz utandım açıkçası ama sonra şey diye düşündüm, yani bir yayın evi bana bir şeyler göndermek istiyorsa o yayın evinin belki arşivinde bende olmayan ve artık piyasada da bulunmayan, baskısı bulunmayan bazı kitaplar söyleme şansım olur mu acaba diye. Ve gerçekten onların bazıları, hani bulabildikleriniz olursa bunların arasında çok mutlu olurum dedim. Birkaç tane aradığım kitabı söyledim. Onlardan biri Oliver Sacks'in Uyanışlar adlı kitabı. Buna çok sevindim mesela. Ishiguro'nun Bende Olmayan Avunamayanlar kitabı. Sanırım bende olmayan tek Ishiguro'ydu bu. Ve unutmuşum mesela bu kitabı. Tezer Özlü'den Leyla Erbil'e Mektuplar. Ya bende vardı yanılmıyorsam. Bir şimdi kontrol ederim. Varsa da Ufuk'a ya da başka bir arkadaşıma gider. Yani bu arada çok teşekkür ederim bu paket için. Ne kadar tatlı ve düşünceli bir yayın evi. Janet Frame'in bende olmayan bazı kitapları vardı. Onları söylemiştim eski basımlardan, hani varsa sizde diye. Ama galiba tekrar basıyorlar olmayan eski baskıları. Şimdi o seri tekrar başladı. Biliyorsunuz 3 kitabı tekrar basıldı. Onlardan biri Bir Başka Yaza Doğru yu göndermişler bana. Bu da vardı bende. Teşekkür ederim ama yine de. Celia Paul'un otoportresini yollamışlar. Bu müthiş bir keşif olacak benim için. Çizimleri falan da var içinde. Gülten Akın'ın şiirlerinden oluşan Kestim Kara Saçlarımı gelmiş. Of, çok sevindim buna da. Elif Erdoğan'dan bir öykü kitabı, 9'dan Küpe Çiçeğini yollamışlar. Sağ olsunlar. Gökhan Yılmaz'dan Hevesin Kaçış Yönü adlı bir başka öykü kitabı. Allah! Andrei Jide'nin Günlükleri gelmiş. Birinci cildi. Bu Delta baskısı. Fontları tabii ki inanılmaz küçük. Gözlerimi kaybetmeden önce okumam gerekenler arasında yer alıyor. Ve yani inanılmaz şık
şekilde ciltlenmiş. 1887-1925 yılları arasında tuttuğu Andrei Gide'in günlükleri var. İnşallah bunun içinde bolca Oscar Wilde muhabbeti vardır. Çünkü biliyorsunuz Oscar Wilde'ın benim en sevdiğim metni olan The Profundis'te başında bir inanılmaz bir ön sözü var Andrei Gide'in. O yüzden buna bir tekrar bakacağım. Allah! Lale Müldür'ün Milat adlı kitabı geldi. Böyle çok şık bir baskı bu da. Çok sevindim. Bir de Sanat Dünyamız dergisinden 3 sayı gelmiş. Çok sevdiğim arkadaşım Füsun Yalçınkaya editörü bu derginin. O yüzden de benim için başka bir anlamı var. Çok mutlu oldum vallahi, teşekkür ederim bunlar için. Bir de görenler, duyanlar olursa bu videonun altına yazarsanız ya da bir şekilde bana ulaşırsanız çok sevinirim. James Baldwin'le Engin Cezzar'ın vakti zamanında yazışmalarından oluşan bir metin var. Yapı Kredi'den vakti zamanında basılmış. Hiçbir yerde baskısını bulamıyorum. Bilmiyorum, hani belki Yapı Kredi'dekiler bir noktada bulur ama onlar da bulmakta zorlanacaktır diye tahmin ediyorum. Bayağı olmuş çünkü çıkalı. Baldwin'in neredeyse her şeyini okudum ve yani aşırı sevdiğim bir yazar. Engin Cezzar'la olan arkadaşlığını biliyorum. Baldwin'in İstanbul'da geçirdiği zamanı, o dönemi biliyorum. Ama o metni okuyamadım ve çok merak ediyorum. Hani duyan, gören, bir sahafta karşısına çıkan varsa bana yazabilirse çok mutlu olurum. Güzel bir video oldu vallahi. Hem kitapçıları turladık, hem Can Yayınları'ndaki indirimlere bakın kendi sitesinden istiyorsanız. YKN'in bu hediyelerini açtım. Çok çok hoş, çok mutlu oldum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Ne diyelim?